من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم Yüce Rabbimiz okumuş olduğum ayeti cellede buyuruyor ki her nefis ölümü tadacaktır sonra bize döndürüleceksiniz. Değerli cemaat şunu bilmeliyiz ki elinde sonunda döneceğimiz yer işte burasıdır. Bugün Gülşen Hanım'ın cenaze namazını kılıyor olabiliriz. Fakat şunu da bilmeliyiz ki yarın bizim de cenaze namazımızı kılmak için burada toplanacağız. O yüzden işte Rabbimiz diyor ya huzuruma döndürüleceksiniz. Huzura gelmeden önce ki planlarımızı yapmamız lazım. Rabbimiz o hayır işlerini başarabilmeyi, Rabbimizi razı edip ey kulum ben senden razı oldum dedirtebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ayetleri anlayıp yaşayanlardan, ölümlerden ibret alanlardan eylesin. Amin. Rabbimiz bazen genciyle, bazen yaşlısıyla bizlere ölümü hatırlatmaktadır. Bugün de Gülşen hanımefendiyle hatırlatmıştır. Rabbimiz ona rahmetiyle, merhametiyle ve cennetiyle muamele eylesin. Fakat her ölen gibi kendisi bugün bizlerden helalim beklemektedir. O yüzden onun son yolculuğuna uğramadan önce son görevimizi yerine getirmek adına merhume Gülşen hanımefendiye dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Bizim de aklımız geçtiğimiz helal olsun. Rabbim yapmış olduğumuz helalleşmeyi dergâh-ı uluhiyetinde kabul edelim diyorsun. Hemen kısa cenaze namazını hatırlatalım. Cenaze namazı 4 tekbirden oluşmaktadır. İlk tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve Celle Zenâ-i Kibarisini katarak okuyoruz. İkinci tekbirden sonra salli ve barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını, onu da bilmeyenler Rabbena veyahut kulu dualarını, onları da bilmeyenler Besmele çekmeden dua niyetine Fatiha Suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra İmam Efendi ile beraber sağ ve sola selam vererek namazımızı ve duamızı bitirmiş oluyoruz. Biz şimdi sesli bir şekilde niyet edeceğiz. Sizler de içinizden tekrar edin. Rabbim şimdiden kabul edersin inşallah. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, hatun kişiliğine uyun hazır olalım ama. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ey kainatın yegane sahibi olan Hazreti Allah. Şu an son yolculuğuna uğurladığımız Rabbimizin sonsuz rahmeti Rahmanına tevdi eylemiş olduğumuz muhterem Gülşen hanımefendi teyzemizin kabrini nur eyle, gönlünü memnun makamını cennet eyle. Bizler de bir gün sevdiklerimizden, sevenlerimizden ayrılıp ahiret yolculuğuna çıktığımız zaman salih bir amel, kamil bir iman, aziz bir ruhla huzur izzetine gelmeyi bizlere nasip eyle. Kafi ehl-i iman, ehl-i İslam'ın ervahı için, ölmüşlerimizin ruhları için, uzaktan ve yakından insani, İslami ve komşuluk vazifelerini yapmak üzere buraya gelerek bu cemiyete iştirak eden, amin diyen, muhterem hanımefendi, beyefendi kardeşlerimizin ahireti irtihal etmiş olan evlad-ı riyal, akraba-ı talukatlar ruhları için, camimizin yapımında, devamında emeği ve yardımı geçen mümin müminatında ruhi için, ve selamun ala mürselin ve hamdülillah. Değerli cemaat, cenazemiz Yenişehir mezarlığında defin olacaktır.
Aracımız da valinin önünden kalkacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.